Urve'nin Aişe radıyallahu anhadan rivayet ettiğine göre o, "Ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani iki ayda üç hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı" demişti. Ben, "Teyzeciğim, o halde geçiminiz neydi?" diye sordum. Teyzem, "İki siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları bulunan komşuları vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi, o da bize içirirdi" dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak herkesin yaşadığı şartlarda hayatını sürdürmeyi tercih etmiştir. 2. Peygamber ailesinin nasıl bir hayat sürdüğü herkesin bilgisi dahilindedir. 3. Peygamber ailesinin ev halini bilmek, birçok şer'i hükmün kaynağını teşkil etmesi açısından önemli görülmüştür. 4. Toplumu yönetenler, yönettikleri halkın hayat standartları üstünde bir yaşayış tarzına özlem duymamalıdır. 5. Başkalarına örnek olacak ve topluma yol gösterecekse, bir yöneticinin veya örnek alınabilecek kimselerin ev hallerinin ve geçim şartlarının bilinmesinde bir sakınca yoktur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriften ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.